Y'all. Efendim, deniz tarihi, Türk deniz tarihi denince izninizle önce birkaç cümleyle bu deniz tarihi dünyada nasıl gelişmiş onu izah etmek istiyorum. Bana göre deniz tarihi denince akla ilk gemi geliyor. Çünkü gemi uygarlıklar, medeniyetler arasındaki iletişimi sağlayan, ulaşımı sağlayan en önemli vasıtadır. Aklınıza belki şöyle bir şey gelebilir. Aralarında deniz olmayan toplumlar arasındaki bu tip ulaşım nasıl yapılıyor diye. Doğrudur. Orada da arabalar, özellikle yük arabaları, işte atlarla çekilen arabalar akla gelir ama takdir edersiniz ki medeniyetler dünyada üç yerde önemli ölçüde ilk aşamada gelişmeye başlamıştır. Uzaktan itibaren başlarsak uzak doğuda Çin ayrı bir çekim alanı, ikincisi Hindistan, üçüncüsü ve bana göre en önemli olan ise Akdeniz Havzası. Akdeniz Havzası'nın etrafına baktığınız zaman sadece kara ulaşımı değil, diğer iki medeniyet beşiğinden farklı olarak deniz ulaşımının da çok önemli olduğunu görürsünüz. İşte bu denizin karşı yakası veya diğer yakaları arasındaki ulaşımda en önemli vasıta gemiydi. Gemi demişken Akdeniz gibi medeniyetlerin beşiği olan bir yerde karşılıklı yakalar arasında yahut da sahiller arasında veya medeniyetler arasında bir ticaret söz konusudur. Bu ticaretin en uygun, en kısa ve en elverişli şartlarda, en kazançlı şartlarda kullanacağı vasıta biliyorsunuz o dönemde gemilerdi. Karada belki develer veya ona benzer yük hayvanlarıydı ama denizde ise gemi. Bu gemi sadece karşılıklı ticarette karşılıklı çıkarları veyahut da kazançları arttırmıyor. Onun karşılığında her iki medeniyetin sahip olduğu özellikleri de bir diğerine taşıyor. Yani ben bunu şöyle görüyorum. Medeniyetlerin gelişmesinde en önemli kaynak kazanç veyahut da en önemli vasıtalardan bir tanesi gemi. Hatta dünyanın ilk keşif dönemlerine bakacak olursak Amerika'yı keşfeden bir gemidir. Christopher Columbus'un gemisidir. Veya işte Magellan dünyaya dolaştığı zaman gemiyle dolaşmıştır. Bunlara bakmamız lazım. İşte Güney Kutbu'na gidiyorsunuz, Kuzey Kutbu'na gidiyorsunuz. Bunlar gemiyle gidilmiştir. Gemi dedik. Günümüzde de gemi. Uzay gemisi diyoruz artık denizin üstünde. Gemi dolayısıyla bana göre hem ülkelerin ekonomilerinin gelişmesinde, ticaretlerinin artırılmasında hem diğer ülkelere veya toplumlara, milletlere karşı bir üstünlük sağlamada hem de medeniyetlerin karşılıklı birbirini tanıması, geliştirmesi açısından çok önemli rol oynamıştır. Gelelim Türk deniz tarihine. Türkler bildiğiniz gibi bu özellikle Abbasi döneminde daha batıya doğru geliyorlar. Yani geldikleri yer Suriye, Irak, daha sonra biraz Mısır'a da gideceklerdir. Anadolu'dan önce bu bölgeye gelmişlerdir. Sonra arkasından Büyük Selçuklu İmparatorluğu var biliyorsunuz. Onlar döneminde gene
İran ağırlıklı, Irak ağırlıklı bu bölgelerde, yine Suriye keza, ama Alparslan'la birlikte artık Malazgirt'ten itibaren doğrudan Anadolu'ya girmeye başlamışlardı. İşte Türkler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları döneminde bir taraftan Alanya tarafına geldiklerinde, arkasından Karadeniz'e çıktıklarında denizcilikle uğraşıyor. Ama özellikle Alanya'da Alaaddin Keykubat döneminde tersanelerin yapıldığını görüyoruz. Sonra beylikler dönemi vardır. Yani bu beylikler dönemi baktığınız zaman Marmara kıyısında da vardır ama özellikle Karesi Beyliği ve Menteşe Beyliği, bunlar döneminde artık Ege'de gerçekten bir Türk denizciliğinin olduğunu görüyoruz. Menteşe Beyliği'nin o dönemde Cenevizlerden, Venediklilerden almış olduğu adalar vardır. Bugün Menteşe Adaları deriz yani bilim dilinde. Ama halk dilinde 12 adalar deniyor biliyorsunuz, Dodakones. Bu adalar Menteşe Adaları denmesinin sebebi Menteşe Beyliği sırasında bunların tamamı alınmıştı. Ancak daha sonra beylikler yıkıldığı zaman tekrar bunlar deniz hakimiyetini sağlayan o dönemdeki Venedikli denizcilerin eline geçmiştir. Sonra da Fatih Sultan Mehmet'le birlikte tekrar bu adalar elde edilecektir. Şimdi o döneme baktığımız zaman beylikler döneminde Menteşe Beyliği dedik. Sonra Umur Bey gene burada Aydın oğullarından çok önemli bir denizcilikte nam salmış bir Türk denizcisidir. O dönemlerde gene Fatih Sultan Mehmet'in bana göre İstanbul'u fethi, deniz tarihindeki, Türk deniz tarihindeki en önemli kavşak noktalarından bir tanesidir. Çünkü Anadolu büyük ölçüde fethedilmiş, Rumeli'de özellikle yakın topraklar, yani Macaristan'a kadar olan yerler alınmış. Ancak bu iki toprağın, iki coğrafyanın arasında İstanbul durmaktadır. Ne olacak diye bir şey akla gelebilir. Çok önemli. Çünkü İstanbul, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki deniz ticaretinin gerektiğinde kontrol edildiği bir noktadır. Venedikli ve Cenovalı tacirlerin özellikle yuvalandığı, ticaretini geliştirdiği, zenginleştiği yer Karadeniz ile Akdeniz arasında yapılan ticarettir. Aynı zamanda İstanbul'da da bunların hem ticarethaneleri hem de üsleri vardır. İşte İstanbul'un fethiyle birlikte Karadeniz'deki Venedik ve Cenevizli ticaret hakimiyeti onlardan alınmıştır veya vergiye bağlanmıştır.